Merhabalar. Üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümde kafayla vücudu birleştirmeye başlıyoruz. Şöyle, yamuk olmayacak bir şekilde kafamızı ayarlayın. Şöyle göstereyim. Dik bir şekilde. Evet, kafamızı ip bırakmıştık. Oraya iğne geçirdim ben. İsteyen arkadaşlar iğneyle de tutturabilir. Kayıyor çünkü kaymasın diye. Tam yerini ayarlayacağım. Sonra başlayacağım oradan. Bakıyorum şurası. İçeriden doğru alırsak daha güzel oluyor. Bakıyorum doğru mu başlamışım? Evet. Bakın koyduğum zaman düzgün olacak. Olmazsa böyle büyük bir iğneniz varsa bunu da bu şekilde şöyle tutturabilirsiniz. Çok da oynamasın diye biraz daha sabit tutabilir. Şimdi bir yukarıdan aldım yine. Ne bir içeriden aldım. Yine bir yukarıdan. Ben rahat edemiyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz dikkatli gider. Şöyle. Bakalım. Evet. Boynumuz yamulmasın. Düzgün gidiyoruz şu anda. Biraz bu şekilde dikelim bir. Sonunda boşlukta tekrar dolduracağız içini. Ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar. Dikemeyenler olursa diye şu şekilde. Bir alttan, bir içeriden, bir üstten. Bakın bir bu taraftan içeriden doğru alıyorum. Elyaflara da dikkat edin. Yine bakın içeriden doğru alıyorum. Bu şekilde biraz boynumuzu dikelim. Yalnız dikkat edelim, boyun yamuk olmasın. Kafa dik dursun bu şekilde. Evet, arkasında biraz boşluk bıraktım her zamanki gibi. Çünkü çok iyi doldurmazsak boyun dik durmayacak. Burası o kadar sıkılaşacak ki hem içeriye doğru hem üste doğru. İyice sıkılaştırmamız gerekiyor. Yoksa boyun dik bir şekilde durmaz ve sallanır. Boyun kısmını ve baş kısmını, bu kısmı iyice dolduruyorum. Ne kadar daha çok elyaf aldı göreceksiniz. Bir iki tane daha kapatacağım. Sonra birazcık daha o boşluğa koyacağım. Bakın çok az bir ara kaldı. Parmağım ucu zor giriyor. Şöyle. Evet, boynu gördüğünüz gibi ne kadar doldurdum. O boyunu doldurmasaydık sallanırdı. Şu an güzel duruyor ama ben çok az daha koymak istiyorum. Sağlam olsun iyice.
Sonrasında iyice kapatıyorum tekrar. Tabii ki dikmek daha da zorlaştı dolduğu için. Bu şekilde dikelim, kafamızı kontrol edelim. Sonra elimizden bastırdığımız için şekli gidiyor. Şeklini şu şekilde düzeltelim geri. Sonra ipi kesip bağlıyorum ve içini yok ediyorum. Biraz fazlalığını alıyorum. Şekilde içeriye alarak yok ediyorum. Sıra geldi kolları takmaya. Kollar 3 ile 7 arası diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu aralarda bir yere takın diyor. Şöyle bir deneyeyim ben. Yani aslında bu sıra güzel. Bakalım. Diktiğimiz yerden 1, 2, 3, 4, 4, 5. sanki. 1, 2, 3, 4. Evet, 5. Şöyle bakın. 5, 3 ile 7 arası diyor zaten. Hemen kolumuz şöyle duracak şekilde. İğneyle tutturursanız şöyle yanlara, iki yanlara aynı sıraya gelip şu şekilde oturacak şekilde ayarlayarak dikerseniz güzel olacak. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bakın 1 2 3 4, yani benim 5. sıraya. 5 ile 7 arası diyor zaten. 7 de çok aşağısı oluyor. Burası güzel. Bu şekilde yerleştiriyorum. Böyle. Diğer kolumda aynı sıraya dikkat ediyorum. Aynı sıraya, aynı yere şu şekilde koyuyorum. İsterseniz toplu iğneyle de yardım alabilirsiniz. Bu şekilde bu kolları da buraya dikeceğim. Evet. Bir alttan yine bir üstünden şeklinden yine sabitledim. En uçlarını son bir kez daha yapıyorum. Havada kalkıp kalmasın diye şu şekilde. Tam bakın, tam arada. Boyunla bacak arasında. Bu şekilde son ipimi ortaya getiriyorum. İkisini birden bağlayıp kopartacağım çünkü sonra içini alacağım geri. Böyle. Evet, diğer koluma geçtim. Onu da ayarladım. İyice diktim. İpimi bağladım. Yine kestim ve içeriye çekiyorum bu ipi de. Elyafların arasını iyice yok ediyorum. Gözükmesin diye. Evet. Kollarımızı ve başımızı diktik. Dikim olarak işimizi bitirdik. Şimdi diğer rengimizde, pembe rengimizi botlarına başlıyoruz.
Botumuza başlıyoruz. 6 tane sık pardon, 6 tane zincir. 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. İkinci zincirden başlayarak toplamda 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane doldurdum. Son bir tane başlangıç yerimizde kalıyor. Oraya da çift yapıyorum. Aynı deliğe bir tane daha köşeye. 2 tane sık iğne yaptım. Geriye kalan 4 taneyi daha örüyoruz. 1 1 2 3 ve 4. Sayalım arkadaşlar kaç olmuş. Son deliğimize bir tane daha aynı yere yapıyoruz ve 12. Toplamda benim 12 tane oldu arkadaşlar, saydım. Ve son ilmeğimize şimdi ilmek belirleyici takıyorum. Hemen bir tane daha arttırma yapıyoruz buradan. Aynı deliğe bir kez daha köşeyi arttırmış olduk. 3 tane daha düz örüyoruz. 1 2 3 3 tane daha düz ördük. Tekrar 3 kez arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 3 deliğe 3 kez çift yapıyoruz. Birinci deliğe 1, ikinci çift. Aynı deliğe 1 oldu. Tekrar yanındakine aynı, bir kez daha aynı deliğe 2 oldu. Yanındakine aynı deliğe tekrar aynı deliğe çift yaparak 3 kez çiftlemiş oldum 3 deliğimizi. Sonra 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3. Bakın burada 2 tane ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimize de arttırma istiyor. Birinciye çift yaptım, arttırdım. İlmek belirleyiciyi çıkarttım. Son ilmeğimi de çift yaptım. Ve ilmek belirleyicimi son yere taktım. İkinci sıramız da bitti. Hemen bir kez daha arttırıyoruz burada. Birinci ilmeğimizi tekrar arttırma yapıyoruz. Aynı deliğe çift yaparak ve 4 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 2 kez yine arttırma istiyor. Birinci arttırmamız ve ikinci arttırmamız. Bir kez daha arttırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sonra 5 tane daha örüyoruz. 1 2 3 4 5. Bir tane daha arttırma istiyor burada. Bir tane daha arttırma yapıyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Son bir tanesine daha arttırma istiyor.
Minoş, ne yapıyorsun? Minoş, ne yapıyorsun? Niye geldin sen? İn bakalım. Evet, kedim işle ilgilendiğim için hemen dibime geldi. Son bir arttırmam da yaptım. Yine ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Ve toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 24 tane. Eğer bir eksik, bir ya da fazla gelirse hiç sıkıntı değil. Köşelerden. Yine geldi. Köşelerden azaltma ya da çoğaltma yaparsanız anlaşılmaz. Tamamlarsınız. Şimdi 4 ve 7. sıraya kadar, yani toplamda 4 sıra, 4 sıra düz bir şekilde örelim. 4 sıra 24 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. 22, 23 ve 24. 7. sıramı da tamamladım. Düz bir şekilde ördüm. Geçtik 8. sıraya. 8. sırada 5 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kez eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 6 kez kesme işlemi yapıyoruz. Şu 1 kaçtı? Tekrar yapıyorum. Şu 1, şu 2, 3, 4, 5 ve son kez 6. 6 kez kesme işlemi yaptık. Ayakkabımızın ucunu oluşturduk. 7 tane düz diyor. 1, 1, 2, 3, 4, 4, pardon, şuradan atladım. 5, 6 ve 7. Sekizinci sıramızı da tamamladık. 9. sıraya geçiyoruz. Hemen ilmek belirleyicimi taktım. 5 tane düz diyor yine. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümü ördüm. 2 kez kesme işlemi yapıyoruz yine. 2 kez arkadaşlar. Şu 1, şu da 2. Geriye 9 tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da düz örüyoruz. Eksiltme azaltma yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son 9. ilmeğim. Tekrar ilmek belirleyiciyi buraya takıyorum. Bakın. Toplamda 16 ilmeğimiz oldu. 3 sıra eksiltme azaltma yapmadan ayakkabımızın boyunu yapıyoruz. 3 sıra eksiltme azaltma yapmıyoruz. Düz bir şekilde 3 sıra örüyoruz. Toplam 16 tane ilmeğimiz var. Sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 3 sıra örelim. Son sıramı ördüm ve ilmek belirleyiciyi takmıyorum arkadaşlar. Çünkü daha önceki, biliyorsunuz, örmüştük ayakkabımızda. Geriye doğru ayakkabının kenarlarını yapacağız. Ve aynı ayakkabıdan bir tane daha öreceğiz. Şu şekilde, bakın, geriye doğru ilmeklerle
Biraz zorluyor ama dikkat ederseniz gidiyor. İleriye değil, geriye doğru örüyoruz. Evet, şöyle. Kaçmıştı, düzelttim. Önden alıyoruz. Bu şekilde bu tarafa doğru örüyoruz. Önden alıyoruz. Ters yöne doğru. Hem çekerek hem örmeye çalıştığım için biraz zorlandım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şu tarafa doğru. Buradan alıyorum. İpi buradan geçiriyorum. Şöyle. Bakın buradan alıyorum. İpi geçiriyorum. İkisini birden geçiriyorum tekrar. Aslında ben kenarlarını beyaz düşündüm. Ama fotoğraf makinesine yetmeyebilir diye vazgeçtim. İpler kısıtlı kalıyor çünkü. Bu şekilde tamamlayalım. Son bir tane daha göstereyim. O şekilde tamamlayalım. Arkadaşlar buradan aldım. Odaklansın. Şuradan bakın aldım. İpi buradan geçirdim. Alttan. Diğerini tutuyorum. Onu da aynı anda geçiriyorum sonra. Bunu tutarken bunu buradan alıyorum. Kaçıyor tabii. Şöyle. Ve ikisini aynı anda geçiriyorum. Şu şekilde kenarlar oluşuyor. Evet, bunun normalde arkadaşlar içini dolduruluyor. İçine ayak kısmını şu kısmı boyuna kadar dolduruyorsunuz. Dikmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Ben dikmeyi düşünmüyorum. Yine çocuklar çıkartıp rahatlıkla oynayabilsin diye kızlar böyle giydirip çıkartmayı özellikle çok seviyorlar. O yüzden dikmeyi düşünmüyorum. Bu şekilde çıkartıp oynayabilsin diye. Ama dikecek arkadaşlarımıza modelinde dikmeli çünkü içini dolduruyorsunuz ayakkabının. Doldurduktan sonra biraz uzun ip bırakıyorsunuz. İple etrafını boyunu diktiğimiz gibi ya da kolu diktiğimiz gibi bu şekilde etrafını dikiyorsunuz. Ama içine elyaf dolduruyorsunuz. Doldurup dikmek isteyen arkadaşlarım bunu da yapabilir. Evet, dikmek istemediğim için çok kısa bir iple bunu içine doğru yok edeceğim. Dikecek arkadaşlarım uzun bıraksın. Evet. Doldurup direkt dikebilirsiniz. Dolduracak arkadaşlarım. Ben doldurmadım. Tamamladım bunu. Böyle de güzel oldu aslında. Yani ayağı oturdu zaten. Çıkması mümkün değil. Ama diktiğimiz zaman sabit kalır. O yüzden böyle bırakma taraftarı oldum ben. Aynı renkten bir tane daha örüyoruz. Gelelim elbiseye. Aynı renkten yine elbisemizi yapıyoruz. 25 tane zincir çekiyoruz. 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. 25 tane çektim. Arkadaşlar çok gevşek olmasın. Çünkü boyun kısmı olacak. Bu elbisemizin boyun kısmı.
üçüncü zincirden başlayın. Başlayalım. Bir, iki, bakın bir, iki ve üçüncü. Üçüncüsünden bir sık iğne. Pardon, üçüncüsü. Evet, üçüncüsünden beğre diyor. Yani birit arkadaşlar. Bir tane alıyoruz. Birit yapıyoruz. Bir tane aldık. İkisini geçirdik. Sonra ikisini geçirdik. Bu birittir arkadaşlar. Geriye kalan diyor 23 tanesinin içine tekrar birit. Evet, sonraki 23 tane daha. Toplamda 23 tane biritimiz olacakmış. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum biriti. Bir tane buradan aldık. Bir tane ikisini geçirdik. Tekrar ikisini geçirdik. Buradan aldık. İkisini geçirdik. Sonra diğer ikisini geçirdik. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 23 tane biritimiz olacak. 23 tane. Döndürmek için arkadaşlar 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. 2 zincirimizi çektik. Şimdi döndük. Aynı işlem, tekrar yaptığımız işlem yaptığımız tarafa doğru geri döndük. Tekrar birit olarak devam ediyoruz. Bu kez her deliğe çift yaparak arkadaşlar. Her deliğe çift yapıyoruz. Birinci deliğe çift yaptım. Yanındakine hemen çift yaptım. Hemen onun yanındakine tekrar. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu şekilde. Aynı deliğe tekrar yapıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Tekrar yanındakine. Aldım. 3 tane oldu. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Aynı deliğe tekrar. Her deliğe yani çift yaparak bu şekilde çift 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 sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 46 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. 46. Son bir tane daha gösteriyorum, anlamayan arkadaşım olursa. Bu şekilde ikisini geçirdim, sonra ikisini. Aynı deliğe tekrar ikisini geçirdim, ikisini. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir tane eksik geldi benim arkadaşlar. Hemen buraya bir tane daha yapıyorum. Sıkıntı olmaz. 46 oldu. Hemen bir tane daha oraya yapıp verdim. Evet, bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane, iki tane bir, iki yine zincir çekiyoruz. Aynı sıraya tekrar dönüyoruz. Ve bu kez arttırma yapmadan düz bir şekilde 46 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. 46 tane eksiltme azaltma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde 46 tane daha örelim. Pardon arkadaşlar, sık iğne olarak örecekmişiz. Yanlış görmüşüm ben. Tekrar baktım kitapçığa. 46 tane düz sık iğne. Söktüm hepsini geri. Aynı yere bir tane zincir çekiyoruz. 2 değil, bir tane zincir çekiyoruz. Farklı bir yere bakmışım ben. Tekrar düz bir şekilde 1 sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8. Bu şekilde düz bir şekilde sık iğne. Toplam 46 tane düz bir şekilde sık iğne örüyoruz. Evet, düz bir şekilde ördüm. 4. sıraya geçtik. 2 tane zincir. 1 2 7 tane
Birit örüyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi tane ördük. İki tane zincir çekiyoruz. Bir ve iki. Sonra bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Onuncu ilmeğimize dokuz tane atlayıp onuncu ilmeğimize 9 tane boşluk atladık. Bakın. 10. ilmeğimizi birleştirdim. 14 tane yine birit istiyor. Birleştirirken de birit yapacaktık buraya. Tekrar 10. ilmeği ya yani 10. sık iğneye tekrar biritle birleştiriyorum. Başlıyorum tekrar. 2 o birleştirdiğimizle beraber 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane ördüm. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektim. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.ya geliyorum arkadaşlar. 9 tane yine atladım. Aynı şekilde yine biritle birleştirme yaptım. Bu şekilde. Geriye kalan 7 taneyi doldurun diyor. 1 oldu. 2 oldu. 3 4 4 5 6 ve son bir tane köşede kaldı. Evet. 7. 7 taneyi yaptım. 2 tane zincir çektim yine. 1 2 dönüyorum tekrar bu tarafa doğru geri. Beşinci sıraya geçtik. 5. sırada 2 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Arkadaşlar sıra sonuna kadar 2 tek bir sık iğne bir arttırma. 2 tane tek bir arttırma olarak devam ediyoruz. Sıra sonunda bir tane kalacak tek. Onu da örüyoruz. Toplamda 42 ilmeğimiz olacak. Yani şu şekilde 10 kez istiyor. Bir tek bir tek birit. İkinci deliğimiz çift. Bir tek İkinci deliğimiz çift. Yine bir tek. İki tek. Yani iki tek. Bakayım yanlış mı yaptım? Hem çekerek hem ördüğüm zaman bazen karıştırıyorum arkadaşlar. İki tek bir çift olacak. Burada yanlış yapmışım. İki tek. Evet. İki tek bir çift. Bu şekilde
Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda bir tane ilmeğimiz kalacak. Onu da düz bir şekilde bir tane örüyoruz. Toplamda bu sırada 42 tane ilmeğimiz olacak. Şu zincirleri de örüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buraya 2 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Onlara da örerek devam ediyoruz. Buraya kadar ben ya da zincire kadar size göstereyim. Bir tek, iki tek. Bakın zincire geldim. Buraya çift. Tekrar bir tek, iki tek. Üçüncü deliğimize çift sık iğne. Çift bir it. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 42 ilmek. Ve sona geldim arkadaşlar. Benim bir tane kaldı. Bu bir taneyi de düz bir şekilde örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar aynı yere. Tekrar aynı şekilde düz bir şekilde sıra sonuna kadar eksilt mazaltma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir it olarak tekrar düz bir şekilde eksilt mazaltma yapmadan bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda işlemimiz var. Bu şekilde tamamlayalım. 6. sıramız bitti. 6. sıramızı bitiminde şu iki kenarlarımızı, elbisemizin iki kenarını son zincirin ucundan birleştiriyoruz. Bu şekilde sırt bölgesini birleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya 2 tane zincir çekiyoruz ve 4 sıra eksiltme azaltma yapmadan 42 ilmeğimiz var. 42 ilmeğimizi eksiltme azaltma yapmadan düz bir şekilde bir it olarak devam ediyoruz. Düz bir şekilde eksiltme azaltma yapmadan 42 ilmek arkadaşlar. 4 sıra. 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. 4 sıra daha örüp gelelim. Evet arkadaşlar, elektrik gittiği için bu şekilde sonlandıracağım şimdi. Maalesef. Şimdi bu her sıramızda elektrik olmadığı için söyleyemedim. Şu kısmına, yani son zincir çekerek ilk başladığımız şeyde son bölümde oraya birleştiriyoruz. Bu şekilde. Ve yine ayakkabıda yaptığımız gibi ters işlemle burayı tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ters işlemle. Ayakkabıda yapmıştık. O şekilde, karanlıktan dolayı elektrik yok maalesef. Bu şekilde geriye doğru bir tane daha göstereyim, anlamayan arkadaşlarım olursa. Bu şekilde geriye doğru arkadaşlar burayı tamamlıyoruz ve elbisemiz tamamlanacak. Geriye doğru bir ilmek alıyoruz, geriye doğru örüyoruz. Bu şekilde kenarını kıyılamış olacağız. Ve sonra buraya gelince birleştirip kesiyoruz. Elbisemizi tavşan üstüne geçirip dikiyoruz. İsterseniz, isterseniz de düğme dikebilirsiniz burasına. Onu da bir dahaki videoda. Elektrik kısıtlı olduğu için videomu sonlandırıyorum. Tekrar bir videoda daha görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.